Rasyonel sayılar çalışma kağıdı 2. Aşağıdaki toplam ve çıkarma işlemlerini yapınız. A şıkkıyla başlayalım. Burada 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 var. Bunların paydalarını eşitleyebiliriz. 2 ve 3 6'da eşitlenir. Bunu 3 ile genişletiriz. Bunu 2 ile genişletiriz. 3 ile genişletirsek 3 bölü 6. Hem pay ile hem de payda ile çarpmamız gerekir. Eksi. Burada çarparsak 2 bölü 6. 3 bölü 6'dan 2 bölü 6'yı çıkartırsak paylar çıkartılır. 1 bölü 6 payda değişmez. B seçeneğine geldiğimizde burada 2 bölü 3 artı 1 bölü 4. Bunun paydasını 4 ile genişletelim. Bunun paydasını 3 ile genişletelim. 12'de birleştiriyoruz. 4 kere 2, 8. 4 kere 3, 12. Artı 3 kere 1, 3 bölü 3 kere 4, 12. Paydalar eşitlendiğine göre toplamayı yapabiliriz. 8 artı 3, 11 bölü 12 olarak bulunur. C'ye geldiğimizde bir tam sayıdan bir kesirli ifade çıkartılıyor. Bilmemiz gereken önemli bilgilerden biri, her tam sayının altında yazılmayan bir paydası vardır. Bunun paydasını 3 ile genişletiriz. Bunun paydasını herhangi bir şeyle genişletmemize gerek yok. 3 ile genişletirsek 2 kere 3 6, 3 kere 1 3, eksi 1 bölü 3. 6 eksi 1, 5 bölü 3 olarak bulunur. Tam sayılı kesirlerle karşılaştığımızda bunları bileşik kesire çevirmenin faydası vardır. 1 kere 3, 3. 1'in üzerine ekleriz. 4 bölü 3. Artı 2 kere 4, 8. 3 daha 11 bölü 4. Bileşik kesirlere çevirdikten sonra, yani tam sayılı kısımlardan kurtulduktan sonra paydaları eşitleyebiliriz. Bunu 4 ile, bunu 3 ile genişlettiğimizde 12'de eşitlemiş oluruz. 4 kere 4, 16 bölü 4 kere 3, 12 artı 3 kere 11, 33 bölü 3 kere 4, 12. Bunları toplarsak, 16 ile 33 toplarsak 44, 49 bölü 12 olarak sonucu buluruz. E'ye geldiğimizde burada bir kere öncelikle tam sayılı kesir var. Öncelikle bundan kurtulalım. 1 kere 2, 2. 1'in üzerine eklersek 3 bölü 2. Artı 2 bölü 5. Buradaki tam sayılı kesirin altına da bir paydasını koyalım. 2, 5, 1, 10'da birleşirler. Bunu 5 ile genişletiriz. Bunu 2 ile genişletiriz. Bunu ise 10 ile genişletiriz. 5 kere 3, 15 bölü 5 kere 2, 10. Artı 2 kere 2, 4 bölü 2 kere 5, 10. Eksi 10 kere 2, 20 bölü 10 kere 1, 10. 15 ile 4'ü toplarsak 19 eder. 19'dan 20'yi çıkartırsak eksi 1 bölü 10 olarak sonucu buluruz. F'ye geldiğimizde şu 2'nin altına 1 paydasını koyalım ve bunu 5 ile genişletelim. 3 bölü 5 eksi 5 ile genişletirsek 10 bölü 5 eder. 3'ten 10'u çıkartırsak eksi 7 bölü 5 sonucunu buluruz. G'ye geldiğimizde 3, 6, 24 görmekteyiz. Bunların hepsi 24'te birleşir. Bunu 8 ile çarparsak 3 kere 8 24 eder. Bunu 4 ile çarparsak 6 kere 4 24 eder. Bunu bir şeyle çarpmamıza gerek yok. 8 bölü 24 genişlettiğimizde buradakini genişletirsek 4 bölü 24 eksi 1 bölü 24. 8 ile 4'ü toplarsak 12 eder. 1 çıkartırsak 1 bölü 24 olarak sonucu buluruz. H'ye geldiğimizde 5, 6, 32 görmekteyiz. Hepsi 30'da birleşirler. Bunu 6 ile çarparsak 30 eder. Bunu 5 ile çarparsak 30 eder. Bunu 15 ile çarparsak 30 eder. Bunu görmek çok önemlidir. 6 ile genişletirsek buraya 6 kere 1 6, 6 kere 5 30, 6 bölü 30 artı 5 kere 1 5, 5 kere 6 30, 5 bölü 30 artı buna hiçbir şey yapmadık 1 bölü 30. Bunu da 15 ile genişletiyoruz. 15 bölü 30.
6 ile 5'i topladık 11, bir daha topladık 12, 12'den 15 çıkartırsak eksi 3 bölü 30, 3 ile 30 sadeleşirler 3 ile, ikisini de 3'e bölersek eksi 1 bölü 10 sonucunu buluruz. K'ya geldiğimizde burada böyle parantezli ifadeler ve paydalar çok büyükse burada önce parantezleri ortadan kaldırmakta fayda var. İlk parantezi olduğu gibi kaldırabiliriz. Onu etkileyecek bir şey yok. Buradaki parantezi kaldırmak için bu eksiği içeri işletmemiz gerekir. Eksi buradaki 1 bölü 37'yi eksi 1 bölü 37 yapar. Eksi buradaki eksi 1 bölü 68'i eksi ile eksi işleme gireceğinden artı 1 bölü 68 yapar. Burada eksi 1 bölü 37 ile artı 1 bölü 37 birbirini götürür. 1 bölü 68 ile 1 bölü 68 toplanır. 2 bölü 68 olur. 2 ile 68 sadeleşir. 2 ile 1 bölü 34 sonucu bulunur. M seçeneğine geldiğimizde K'da yaptığımızın aynısı var. Öncelikle parantezleri ortadan kaldıralım. Birbirini götüren bir şeyler çıkacak mı ona bakalım. Çıkarsa kolayca işlem yaparız. Çıkmazsa zaten payda eşitleyeceğiz. İlk parantezi olduğu gibi kaldırabiliriz. 1 bölü 3 artı 1 bölü 6 eksi 1 bölü 12. İkinci parantezi kaldırırken bu eksi içeridekilerin her birinin işaretini değiştirecek. Burada eksi 1 bölü 3 var. Eksiden dolayı artı 1 bölü 3. Burada eksi 1 bölü 6 var. Artı 1 bölü 6. Burada eksi 1 bölü 12 var. Artı 1 bölü 12. Artı 1 bölü 12 ile eksi 1 bölü 12 birbirini götürdü. 1 bölü 3 ile 1 bölü 3'ü toplarsak 2 bölü 3 artı 1 bölü 6 ile 1 bölü 6'yı toplarsak 2 bölü 6. 2 bölü 6 kendi içinde sadeleşir. 2 bölü 3 artı 2 ile sadeleştirsek 1 bölü 3 olur. 2 bölü 3 ile 1 bölü 3'ü toplarsak 3 bölü 3. 3 bölü 3 de 1'e eşittir. İkinci soruya gelsek, 3 bölü 4 kesirinin toplamaya göre tersi kaçtır? Bir şeyin toplamaya göre tersi, işaretinin değişmiş halidir. 3 bölü 4'ün toplamaya göre tersi, eksi 3 bölü 4'tür. Bir sayı ile onun toplamaya göre tersinin toplamı 0 eder. Topladığımızda 0 çıkıyorsa doğru yapmışızdır. Eksi 7 bölü 4 kesirinin toplamaya göre tersi ile toplamı kaçtır? Tabii ki 0'dır. Bunun toplamaya göre tersi, 7 bölü 4'tür. Bununla bunu toplarsak sıfır sonucunu bulur. Bir sayı ile onun toplamaya göre tersinin toplamı her zaman sıfırdır. Dördüncü soruya geldiğimizde aşağıdaki çarpma ve bölme işlemlerini yaparız. Çarpma işlemini yapmadan önce herhangi bir sadeleştirme var mı diye bakmalıyız. Pay kısmındakilerle payda kısmındakiler arasında sadeleştirme olur ki böyle bir sadeleştirmenin olmadığını görüyoruz. Pay ile pay çarpılır. 1 ile 1'i çarptık. 1 bölü payda ile payda çarpılır. 1 bölü 6 sonuç. Bölme işlemiyle karşılaştığımızda bölme işlemini öncelikle çarpmaya çevirmeliyiz. Çarpmaya çevirmenin yolu ikinci kesiri ters çevirmektir. Çarpma işlemine çevirdik. 1 bölü 4, 4 bölü 1 biçiminde yazılır. Herhangi bir sadeleştirme var mı diye bakıyoruz. Yok. 2 kere 4, 8. 3 kere 1, 3. 2 ile 1 bölü 3'ü çarpacağız. 2'nin altında yazılmayan 1 vardır. 2 kere 1, 2 bölü 1 kere 3, 3. Tam sayılı kesirlerle karşılaştığımızda her zaman 4 işlem yaparken bileşik kesire çevirmeliyiz. Yani tam kısımlardan kurtulmalıyız. 1 kere 3, 3. 1'in üzerine eklersek 4 bölü 3. Bölü 2 kere 4, 8, 3 daha 11 bölü 4. Çarpma, bölmeyi çarpmaya çevirelim. 4 bölü 3 çarpı 4 bölü 11. Herhangi bir sadeleştirme yok. 4 kere 4 16. 3 kere 11 33. E seçeneğine geldiğimizde yine tam sayılı kesirle karşılaştık. Hemen onu bileşik kesire çevirelim. 1 kere 2 2. 1'in üzerine eklersek 3 bölü 2 çarpı 2 bölü 5. Burada sadeleştirme var. İkiler birbirini götürür. Birbirlerini götürdüklerinde ikisinin yerinde de 1 kalır. 3 kere 1, 3. 1 kere 5, 5. Cevap 3 bölü 5.
Beşinci soruya geldiğimizde çarpımının sonucu kaçtır diyor. Şunu bir yazalım. 4 bölü 5 çarpı 5 bölü 6 çarpı 6 bölü 7 çarpı 7 bölü 8. 5 ile 5'in birbirini götürdüğü gözüküyor. 6 ile 6'nın birbirini götürdüğü gözüküyor. 7 ile 7'nin birbirini götürdüğü gözüküyor. Yukarıda bunların her birinin yerinde 1, 1, 1 kaldı. Burada da 1, 1, 1 kaldı. 4 ile 8'e baktığımızda ikisi de 4'e bölünür. Bunu 4'e böldüm 1. Bunu 4'e böldüm 2. Yukarıdaki bütün birleri çarptığımızda 1. Aşağıdaki 1, 1, 1 ve 2 ile çarptığımızda da sonucu 2 buluruz. Bu işimin sonucu 1 bölü 2 çıkar. Sadeleştirme yapmasaydık çok büyük sayılarla karşılaşırdık. Altıncı soruya geldik. Toplama, çıkarma ve bölme işlemlerinden oluşan bir işlemsel bütün görüyoruz. Burada öncelikle bölme işlemi yapılması gerekir. Çarpma ve bölmenin toplama ve çıkarmaya göre önceliği vardır. Öncelikle bu bölme işlemini yapıyoruz. 1 bölü 3 çarpı ikinci kesri ters çeviriyoruz. 3 bölü 2. Burada üçler birbiriyle sadeleştiği için 1 bölü 2 sonucu kalıyor. Şimdi ifadeyi tekrardan yazıyoruz. 2 bölü 3 eksi 1 bölü 2 artı 1. Şimdi işlemde toplama çıkarmalar kaldığı için paydaları işleyip rahatlıkla yapabiliriz. 6'da birleştireceğiz. Bunu 2 ile, bunu 3 ile, bu 1'in altına 1 yazarak, bunu da 6 ile. 4 bölü 6, bunu genişletirsek eksi 3 bölü 6 artı, bunu 6 ile genişletirsek 6 bölü 6. 4'ten 3 çıktı 1, 6 ile topladık. 7 bölü 6 sonucunu bulduk. 7. soruya geldiğimizde eksilerden oluşmuş paydalar görüyoruz. Paydada eksi yazıldığını görürsek bunu payın önüne yazmakta işlem kolaylığı açısından büyük fayda vardır. Eksi 3 bölü 2 artı, bu eksiyi de buraya getiriyorum. Eksi 3 bölü 5. Ardından paydalarımızı eşitleyelim. Bunu 5 ile, bunu 2 ile. Eksi 15 bölü 10 artı eksi 6 bölü 10. Bunları toplarsak eksi 21 bölü 10. Bu eksilerden hiç korkmadan bunları pay kısmının önüne getirmekte fayda vardır. İşlemimizi gayet kolaylaştırır. Şimdi bu soruya geldiğimizde buradaki eksi ile eksi birbirini artıya dönüştürür. İlk adımda bunu yapmalıyız. Eksi 2 bölü 3 eksi eksi birbirini artı yapar. Artı 1 bölü 4. Ardından payda eşitleyebiliriz. Bunu 4 ile, bunu 3 ile. Eksi 8 bölü 12 artı, bunu genişletirsek 3 bölü 12. Eksi 8 ile 3'ü toplarsak eksi 5 bölü 12 sonucunu buluruz. 9. soruya geldiğimizde 3 bölü 2 eksi 6'ya bölünüyor. Eksi 6'nın altında yazılmayan 1 vardır. Bölmeyi çarpmaya çevirmeliyiz. Bu nedenle ters çevireceğiz. 3 bölü 2 çarpı 1 bölü eksi 6. Sadeleştirme var mı diye bakıyoruz. Var. 6 ile 3 sadeleşir. İkisi de 3'e bölünür. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm eksi 2. Yukarıdaki birleri çarpınca 1. Aşağıda 2 ile eksi 2'yi çarpınca da eksi 4. Buradaki eksiği de payın önüne yazmak her zaman daha faydalıdır. Daha iyi algılayabiliriz soruları. 10. soruya geldiğimizde yine bir bölme işlemiyle karşılaşıyoruz. İkinci kesri ters çevirmeliyiz. Eksi 4 bölü 3 çarpı eksi 12 bölü 8. Herhangi bir sadeleştirme var mı diye bakarsak evet var. 8'i 4'e böldüm 2. 4'ü 4'e böldüm eksi 1. Bunun önünde eksi var çünkü. Buradaki 12'yi 2'ye böldüm eksi 6. Burada da 1 kaldı. Çarpma yapalım. Halen sadeleşme ama bir sonraki adımda iyice karıştı çünkü burası. Eksi 1 ile eksi 6'yı çarparsak artı 6 bölü 3 ile 1'i çarparsak 3. 6 bölü 3 zaten 2 eder. Bu şekilde bu soruyu da çözmüş olduk. Bu çalışma kağıdı da noktalanmış.